Tekrar ışıklarımıza tanık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzolasyon moduna çıkıyoruz. Bunu şey yapıyoruz. Normal bakış açısını görüyoruz. İçeri girdik. Zeminimize bakalım. Ona yansımalarını kullanmıştık. Evet. Sonrasında hemen asıl objelerimizi çağıralım. File Merge sahneye gidelim. Buradan bu dosyamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi Closet gözüküyor. Buradan buna hepsini seçelim. Evet, kursları kaldırdık mı görüyorsunuz. Bunu seçelim. Okey diyelim. Evet, geldi. Şimdi bunu buraya ortalayalım arkadaşlar. Şu çizgiyi ortalayacağız. Hemen emin olmazsanız kesitlerini de kontrol edelim. Bir ters giden bir mevzu var mı diye. Klozet duvardan içeri taşmış mı diye. Ya da şu pencereden de perspektif ekrandan da görebiliriz. Ben bir oynatma işlemleri. Evet. Şimdi klozetimizi buraya yerleştirdik. Sonrasında hemen bir deneme renderı alacağız. Gerekli ayarları size gösteriyorum arkadaşlar. Bu kısmı ayarlamıştık. G'yi açıyoruz. Hardcast seçiyoruz. İkinci sıçramayı 0.9'a getiriyoruz. Advanced Map'te ve High olarak ya da buradan Below ve hesaplamaları göster diyoruz. Bunları 20 ve 10'a düşüyoruz. Çünkü test render alacağız. Yüksek olmalı. Hardcast'imizi 20'ye düşürüyoruz. RequiemC'lerdeki Musi kısmını 0.085'e getiriyoruz. Color Map'ten bunu seçiyoruz. Export'ı seçiyoruz. Bunlar karanlık yerlere aydınlat 2.5, aydınlık yerlere karartta 2.5 dengeli bir şekilde veriyoruz. Kısma geliyoruz. Tabii ki en tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Glass Switch'te Default Light'ımızı kapatıyoruz. Kendi ışıklarımız da olsun. Evet, şimdi şu ekranda render'ı alalım. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Unutmayın arkadaşlar, bu bir test renderadır. Bazı yerlerin lekeli çıkması, patlamış çıkması, böyle kesişme yerlerindeki kaba kaba oluşan siyahlıkların şu yerde de gözüküyor. Bunların hepsi düşük ayarlardan kaynaklanıyor. Şimdi yer tekstürümüze baktığınızda şuradakilerin çok kalın olduğunu fark etmişsinizdir. Onları ince atacağız. Şu anda içeride iri aydınlatan ışıklar tavana yerleştirmiş olduğumuz Ray Light materyal. Sahneyi aydınlatan başka herhangi bir şey yok. Arkadaşlar bunu özellikle size belirtiyorum. Güzel bir aydınlatma tekniğidir. Gölge ayarı istemez. Render menüsündeki yapacağınız gölge ayarları onun için yeterli oluyor. 5 değeri iyidir. Sahneniz çok karanlıksa onu arttırabilirsiniz ya da çok aydınlığı düşürebilirsiniz. Tabii şimdi biz bunları buraya gidişi güzel yerleştirdik arkadaşlar. Bu yere doğru şurada tuvalet kağıtlarımızı biraz da yukarıya çekeceğiz. Daha yukarıda olacak. Şunları birazcık daha küçültelim. Ve yerdeki katlamanın üzerinde oynamalar yapalım. Evet. Şimdi şuraya geliyoruz. Atalım aşağıya. Bunu da atalım. Ben şu pencereyi aktif edelim. Onu seçelim. Şimdi şu kısımdan pardon şu kısımda biraz daha incelt. Yüksekliği de düşür. Bunları ince yapalım. Sonrasında yere gelelim.
Yerde arkadaşlar artık her gün tek tek uğramak olduğu için sıkıntı yaratacak. Biz bu materyal editördeki diffuse kanallardaki birleri yükselterek düzensiz sayı 2 diyelim. Buna 5 dersek alttan yükseltiyor. Bunu 1'de bırakacağız. Buradakine 5 yaparsak biraz daha ince oldu. Tabii ki render'da kendini belli edecek. Yani şu kısımdan bir oto kontrol yapalım. Bakalım. Buraya verdiğimiz değer yeterli olacak mı? Şimdi arkadaşlar. Garip bir yer kaplaması oldu diyebilirim. Beğenmedim ben açıkçası. Aranızda belki beğenenler de vardı ya da beyazlar üzerinde oynayıp değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama ben yer döşemesini değiştirmeyi düşünüyorum. Artı duvarımızı bir kontrol edelim ama duvarımızdaki tiles mesela bant kılığını değiştirmedik. Garip bir görüntü verecek bize gördüğünüz gibi taraf küçük bir taraf büyük. Saçmalı da. Hemen şunun bir kopyasını altı atıyorum. Okey diyorum. O kısım için bir daha render alıyorum ki buradaki sonucu da görelim. Evet, yansıtması hayli fazla. Hayli fazla. Şimdi ben bu yer kaplamasını silmeyeceğim tabii ki. Buraya hemen floor 2 diyorum. Floor 2 diyorum. Şunu buradan bir seçelim. Kayma şansımız yok. Şunun görünüm olayına lokasyon 3x5 5x3 yapıyorum şu kısmı atacağım. Çalışalım. Evet. Seni değiştiriyorum. Clear diyoruz. Gördüğünüz gibi tam bir kopyası burada var. Şuna floor 2 diyelim. Karışıklığa sebebiyet vermesin. Bunu 144 190 184 bir renk verdim. Yansıtmasını şimdi daha iyi göreceğiz. Parlatmayacağımız nokta 8 diyelim. 32, 32, 32 olarak şeffaflık koyuyorum. Ve render alalım bakalım sonuç olacak. Bunda matlık var. Matlığımızı kapatalım. Bir değerini verelim. Sonrasında glass light bu 5'i 3 değerine düşürüyorum. 9 diyoruz. 9 dedik. Şuradan bir bakalım. Yansıtma şeyimiz düşük. Ya da bakış açımızdan da gözükmüyor olabilir. Matlamın yansıtması arkadaşlar çok fazla. Duvardaki BTB'nin. Bu wall 1 demişiz. Yansıtmasına bakıyoruz. Bunu otomatik olarak 2-2 yapıyorum. Bir daha test render alıyoruz. Çok cansız oldu değil mi arkadaşlar? Çok cansız oldu. Duvar için diyorum yoksa gözümüz gayet meydanda. Gayet meydanda arkadaşlar. Şimdi bizim tiles rengimizi bir kırmızı yapalım. Ondan sonra bump kanalına aynısını kopyalayalım. Okey diyelim bakalım. Siyah kalmasında bir sakınca yok. Bu sonradan beyaza çekebiliriz. Biz kırmızı cırtlak oldu. Tiles'a gelen bunu bordoya yakın bir vişne çürüğü bordo olabilir. Hemen şunu şöyle beyazımsı yapalım. Çıkıyoruz. Okey. F9'dan bir deneme renderimizi alalım. Evet, bakalım şimdi sonucumuz ne olacak. İki vermiştik duvardaki yansıtmamızı. İki değil de biz o yansıtmamızı 5 yapalım arkadaşlar.
İşte çok yüksek sayılmaz. F9 diyelim. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar şu anda burada ben karar kıldım. Bu renkte kalacağız dediğim gibi şu anda kendi zevkime göre bu renkleri belirliyorum. Renk tasarımı, şekil tasarımı, yerdeki döşeme, ahşapları başka bir şey yapmayalım artık. Ne isterseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Artık kaplama konusunda da fikir ediniz. Işıklandırma konusunda da size bazı püf noktalar verdim. Bunlar benim kendi kullandığım sistemlerdir. Galeride çalışma takip edersiniz. Ortaya çıkan örnekleri göreceksiniz, çalışmaları göreceksiniz ki daha bunlar düşük ayarlarda daha buraya kameraya yerleştireceğiz sahnemize. Ona da ufak tefek ayarlar yapacağız. Sonuçları, ciddi sonuçları o zaman göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Tabii ki bu tuvaletimizin yanına bir çiçek koyacağız. Sonrasında şuraya bir çöp kutusu, şuraya bir çiçek, buraya bir çöp kutusu kullanacağız. Öteki tarafa bir lavabo koyacağız. Şurada sifonumuz için bir yer olacak. Sifon düğmesi olacak. Duvar içine gömmeli bir sifon haznesi. Arkadaşlar. Şimdi bir kayıt yapıyoruz. Yaptığımız işlemler kaybolmasın diye. Şimdi. Burası Bex görünüşü left ama bizim objemizi arkadan gösteriyor. Şunu biraz daha üst tarafa çıkarttık. Hemen perspektiften bakalım. Evet, okey. Şimdi şuraya gelerek bir box çizelim arkadaşlar. Sifon yerimizi ama şu dikine bir box olsun. Değişik bir düğüm olsun. Tasarım bize ait. Sonuçta oradaki işlevselliği önemlidir. Tabii bu taraf oluşturulmuş. Şöyle şöyle şöyle. Bunun için parlak materyal de parlak metal de kullanabiliriz. Krom da kullanabiliriz. Evet, krom da kullanabiliriz. Önce şunu bir modelleyelim arkadaşlar. Hemen poliye çeviriyorum. Kalınlık budur. Hemen insert diyelim. Çok oldu. Birazcık düşüreceğiz. Okey. Sonrasında bunu da şöyle şunda baş. Yüksekten biraz daha içeri doğru. Hatta bakın şöyle yapıp bir de bir extrude verip biraz basmalı olduğu belli olur değil mi arkadaşlar? Keskin hatları sağa basın. Buraya tarafı yumuşatacağız bir kuralım. M diyorum. Materyal editörü açıyor. Şuradaki boşluğa gelip krom yapalım arkadaşlar. Parlak materyal herkes yapabiliyor. Kromda sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar bunun rengini gride bırakmakta fayda var. Çok beyaz yaparsak ışığı yedim kaybolur. Yansıtma olarak 20-20-20 veriyorum. Veriyorum. Şuradaki 0,8 saf dipsini 25'e getiriyorum. Ve şuradan komuttan çıkıp şu materyali atalıyorum. Biz buna Chrome 1 diyelim. F9 diyelim. Bir renderımızı alsın bakalım. Şimdi arkadaşlar sonucu göreceksiniz. Ama bunun bir dakika materyayı atayıp atamadığı konusunda tereddütlerim var. Atamamış. 0,8 25 Evet, şu an atadı. Şimdi hemen şuradan kontrole bak. Doğal olarak render süresini etkiliyor. Yansıma düşük, krom olduğu belli olmuyor. Render ayarları da düşük arkadaşlar. Ama şurada hafif kendini belli ediyor. Şimdi biz bunun yansımasını full'e çekebiliriz. Çekelim full'e bakalım ne olacak. Şimdi şurada şekilde göstereyim. Hemen çıkartacak bize buradan. Gördüğünüz gibi yansıma full olarak şundan yansıma yani krom oluşturuyor. Daha F9 diyoruz. Süreyi biraz daha etkileyecek. Ama krom arkadaşlar böyle yapılıyor. Hani bu işin sırrı budur. Biraz daha şuradaki ayarlarla oynayarak daha kaliteli sonuçlar da elde edebilirsiniz. Ya da bir krom jipe üzerinde uygulayabilirsiniz.
çeşitli sonuçlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi orası ne yaptı? Pardon. Chrome'umuzu oluşturdu. Kaydediyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.